Bak bak artiste bak ya. Çekmişsin arabasını yine. Havalı ya. Babacım dur. Baba dur yapma. Baba. Hiç. Silah var. Asıl sana söylediğim gibiymiş değil mi? Benimle aşık atamayacağını söylemiştim sana değil mi? Ha? Dur. Karnımdaki çocuğun babası o. Ne o Emir? Sen de açmadın mı? Az bir işim kaldı ya. Çıkıyorum birazdan. Görüşürüz. Kemal Bey tanıştırayım. Emir Kılıç. Toplantıdan hatırlarsın. Nasılsınız? Fena değil. Ne bu böyle ya? Pazar pazar. Geç saatlere kadar çalıştırıyorsun elemanlarını sen de sar. Bırak biraz. Gençliklerini yaşasınlar. Sahi sen niye kaldın bu saate kadar? Ya şu... Nalan Kapagöz dosyasında bir şey dikkatimi çekti. Onu inceliyordum. Ya kadının şoförü ilk günden karakola teslim olup işlediği cinayeti itiraf etmiş. Sana düşen alt sınırdan ceza almışsın sağlama. Evet ama adamın cinayet işlemesi için bir sebep yok Sarp Bey. Yani ne parasına dokunmuş ne mücevherlerine dokunmuş. Ayrıca araştırdım kayda geçen aralarında bir husumet de yok. Ya bence bir sebepten dolayı adamın üzerine cinayet yıkılmış. Yani emin değilim şu anda araştırıyorum sadece. Neyse bunları yarın konuşuruz. Ben açlıktan ölüyorum hadi çıkalım. Sen de fazla oyalanma artık hadi toparlan çık. Tamam. İyi akşamlar tekrardan. İyi akşamlar delikanlı. Bana bak Sarp. Delirdin mi sen? Durduk yerde başımıza iş açacaksın. Ne saçmalıyor bu iş güzel? Gereğini yapacağım ben sen merak etme. Bana bak. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Eğer bu iş bir şekilde benim başıma kalırsa hesabını en tepelerden sorarlar sana. Merak etme, sorun çıkmayacak. İşte ilk heves yeni bir heyecan, kendini göstermeye çalışıyor. Ay bir şey olmasa bari adama. Çok kötüydü değil mi hali? Anne hadi içeri geç sen. Hadi Yiğit. İşte herif kafama silah dayadı. Yani kusura bakma ama hastaneye ziyarete gitmeyeceğim. Sadullah için gitmiyoruz canım. Kübra için gidiyoruz. Yalnız mı bırakalım kızı Yiğit? Lütfen. Allah'ım ya. Derya sen burada kal istersen. Emir'i bul onunla gelirsin. Bir sürü... Tamam tamam hadi siz gidin. Tamam ben Emir'i alıp gelirim. Tam şarjımın biteceği zaman ya. Derya, hı? Sibel niye bindi ki Yiğit'in arabasına? O kalsaydı sen gitseydin. Ay bu kadar olay oldu Neriman ablacığım. Senin takıldığın şeye bak ya.
Gel meraklanma. Bak içeride bilgi verirler hadi. Baba. Baba çok mutlu. Bak merak etme bin kişi müdahale ediyor. İyi olacak, iyi haber alacaksın. Ben böyle olacağını bilseydim söylemezdim. Sadece sana bir şey yapacak diye korktum. Peki gerçek mi? Gerçekten hamile misin? İstemezdim Yiğit. Ben hiç öğrenmek istemezdim Kübra. Ne? Nasıl yani? Birbirimizi seviyoruz Yiğit. Biliyorum biraz erken oldu. Ama iki insan birbiriniz... Şey o da bir... Yani küçücük bir şey o. Hem ben bebekleri çok severim. Yani sen de kucağına aldığında... Bizim o. Sen de bana ait. Aşkımızın meyvesi o. Kübra sen kafayı mı yedin? Ha? Neden bahsediyorsun aşkımızın meyvesini? Ne diyorsun? Bana bak. Sen derhal o çocuğu aldırıyorsun anladın mı? Ne gerekirse ben sağlarım ama bu çocuğu derhal aldırıyorsun anladın mı? Yiğit. Kübra. Allah belanı versin. Bir bu eksikti. Efendim. Yiğit abi. Biz hastanenin bahçesindeyiz. Nasıl oldu bu iş? Sana silahla mı saldırdı? Öyle oldu. Ama aldığının sopası yok. Adam bana bağırıp çağırırken yıldı. Siz Nihat Bey'e haber verdiniz mi? Tamam. Sakın gebereyim deme Sadullah. Kübra. Kübracığım. Babana bir şey mi oldu yoksa? Ha? Neler oluyor Sibel? Müstakbel baba iyi karşılamadı durumu. Ya Kübra şu Yiğit için ağlama lütfen. Bir dakika. Ne oluyor? Ben sana taksit taksit anlatacaktım ama... Tebrik ederim Emir'cim. Amca oluyorsun. Ah Kübra ya. Ben sana demiştim diyeceğim ama. Derya. Sırası değil. Geliyor. Emir ben çocuk falan istemiyorum anladın mı? Hepiniz manyak manyak konuşmayın. Ne yalan söyledin Yiğit ya.
Seni Kübra konusunda uyarmıştım. Beni de inandırdın sevdiğini. Zaten sinirlerim tepemde. Senin höt zötünü çekemem, anladın mı? Tatava yapacaksan yayan git. Allah kahretsin ya. Her yattığım kızla evleneceksem oho! Aldırır olur biter, bu kadar. Sesini yükseltme, kızlar şurada. Sana evlen diyen var mı lan? Senin bu pozların herkese geçer birader, bana geçmez. Bunu sen de biliyorsun. Kübra öyle herhangi bir kız değil. O Sadullah'ın kızı. Emir, kes sesini. Sen niye sinirleniyorsun ki? Ha? Senin istediğin olmadı mı? Bak adam hastanede, kızı perişan. Sadullah'ın canını daha başka nasıl yakabilirsin? Ne yapmamı istiyorsun? Sadullah için üzülmemi mi istiyorsun? Ulan Kübra'nın ne günahı var? Şu kızın ne günahı var ya? Sadullah bizim günahımıza girdi, sen de Kübra'nın günahına giriyorsun. Tamam. Hadi. Üzülme canım ya. Bakarız bir çaresine, bir doktor falan buluruz. Şu an herkes şokta. Biraz zaman geçsin, sakince oturup konuşurlar. Niye umutlandırıyorsun kızı boşuna? Hani nikah memuru bulmaya gitmediler herhalde. Biz de burada şahitlik yapmayacağız. Durum ortada. Şokta çocuk canım. Yani silah külah derken birden böyle bir haber aldı. Kızlar, Allah aşkına şimdi konuşmayalım bunları. Şu an merak ettiğim tek şey babam. Biliyorum ben. Yiğit şu an şokta. Şoku bir atlatsın, o çok sevinecek. Ben biliyorum, eminim. Ama şu an önemli olan şey baba. Çünkü hayatta kimsem yok. Biz varız. Her şey daha iyi olacak. Babam iyi mi doktor bey? Tehlikeyi atlattık. Çok şükür. Görebilir miyim peki? Ağır bir kriz geçirmiş babanız. Biraz dinlensin. Siz de beklemeyin. Geçmiş olsun. Tamam ya, iyi de diye işte. Ağlamasana. Bırak bırak, ağlasın. İçini döksün, rahatlar. Ağla. Al canım, su iç biraz. Yani bu ağlayana da neden hep su verilir anlamam. Ne oluyor yani, su moral mi veriyor? Aynen. Bulmacalarda da hep hayat kaynağı diye sormuyorlar mı? Böyle gül işte ya, tamam geçti. İyiyim ben, iyiyim. Hadi ne olur gidin artık, siz de sersefli oldunuz buralarda. Biz gidiyorsak sen de geliyorsun lütfen yani. Yok, ben babamı bırakıp gelmem. Ay saçmalama Kübra, doktor ne dedi? İçeri almayacak zaten seni. Şu haline bak, perişan oldun. Hadi hadi gidiyoruz. Yok vallahi ne olur gidin siz, ben bekleyeceğim burada babam. Kübra beni sinirlendirme, sabah setim var. Yüzüm gözüm şiş gideceğim uykusuzluktan. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. İnat etme hadi. Neredesin abi? Geceden beri senden haber bekliyoruz burada. İyi haberlerim var. Bize yeni işler verdiler. Büyük işler. Ya adamlara çanta dolusu altın verdik. Bize para vereceklerine iş mi veriyorlar da? Oğlum adama kendi altınlarını geri verdik. Yani Rus ruleti oynadık ve kurtulduk. Üstelik üzerine iş aldık. Daha ne istiyorsun Selim ha? Kadroyu genişletmemiz gerekiyor. Bunun başka sağlam adamlar da lazım. Nasıl yani Yiğit? Biz şimdi senin ortağın değil, adamın mıyız? Lan sabah sabah ne bu tripler ha? Bak zaten sinirlerim tepemde, bir de seni çekemem.
Ne oldu ki? Hiç olmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.